Merhabalar. Sis mistik limlendirme olarak bu videomuzda sizlere K9 cihazımızı tanıtacağız. Bu cihazımız bir şamandıra ve bir sıcaklık ölçere sahiptir. Bu sıcaklık ölçeri ne için derseniz, bu sıcaklık ölçerin amacı şudur. Çok sıcak havalarda, diyelim ki şamandırayı daldırdığınız su kaynama noktasına ulaşmıştır güneşten dolayı. Kaynama noktasına ulaşan su pompa içerisindeki plastik aksamı bozabiliyor. Bu yüzden sıcaklık ölçerimiz bu ısıyı kontrol eder. Su diyelim ki 50 dereceyi geçmişse 50 dereceden sonra pompa çalışmayacaktır. Veya kışın su donduğu zaman cihazın çalışmamasını sağlayacaktır. Şamandıramızın sebebi ise emme basma yapma özelliğine sahip olmasıdır. Şu an gördüğünüz gibi ben bir şamandıra için ben bir damacanadan su alıyorum. Pompamıza giriş yapıyorum. Bütün pompamızın giriş çıkışları 8'lik hortum, pnömatik hortum için tasarlanmıştır. Şimdi hemen cihazımızın fişini taktıktan sonra düğmesine basıyoruz. Evet. Şu an yeşil yandı. Su var demek. Diyelim ki şamandırayı gördüğünüz gibi ters çevirdiğim zaman, su olmadığı zaman şamandıra aşağı düştüğü zaman kırmızı lamba yanar ve su yok anlamına gelir. Çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi basıyor. Şöyle bir sistemimiz var. Şu turuncu nozullar, bunlar suyun daha fazla kalın zerrecik halinde sular atmasını sağlıyor. Bu diğer uçlarımız ise orta basınç uçlarımızdır bunlar. Bunlar suyun daha ince tanecikler halinde atmasını sağlıyor. Şimdi bunları göstereceğim sizlere. Şu an gördüğünüz gibi su daha bir zarif. Şimdi bunu kapatıyorum. Turuncu nozulların vanasını açıyorum. Bu bizim test tahtamızdır. Şimdi çalışmaya başlasın. Gördüğünüz gibi bu biraz daha suyun kalın atılmasını sağlıyor. Evet, şimdi ısıtıcı cihazımıza gelelim. Isıtıcı cihazımız, yani ısı kontrol cihazımız. Ben şuradan kaynar suya daldırdıktan sonra derecesi hemen yükselmeye başlıyor. 50 dereceye ayarladığım için 50 dereceye geldiği zaman duracaktır. Şu an 40, 41, 45, 47. Evet, 50 dereceye geldiği için cihazımız durdu. Artık çalışmıyor. Şimdi çıkarıyorum. Soğuk suya değdiriyorum. Hemen 49'a düştüğü gibi çalışmaya başladı.